Sayın Protokol, kıymetli canlar, çok kıymetli hemşehrilerim. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ebedi aleme göç edişinin 750. yılında Hacı Bektaş Veli Hazretlerini anmak amacıyla düzenlediğimiz toplantı vesilesiyle burada buluşmamızın ileride hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Hepinize de ayrıca saygılarımı sunuyorum. Biz mevzuya şöyle bakıyoruz. Muhammediz, Ali'yiz. Sünniyiz, Alevi'yiz. Senlik derlik yok bize. Biz bir aşkın Alevi'yiz. Biz birbirimizi çok severiz. Çünkü biz Amasyalıyız diyorum. Tüm belediyemizdeki çalışma programımızı, düşüncelerimizi, tavır ve tarzlarımızı da bu minval üzere hareket ediyoruz. Ve çalışmamızda, bakışımızda, tarzımızda hep şöyle söylüyorum. Cami de bizim, cemel de bizim. Kimsenin kirli elinin, kirli dilinin bu mabetlere dokunmasına asla yetkimiz ölçülerinde müsaade etmeyiz diyorum. Kimsenin hakkı da yoktur, haddi de yoktur diyorum. Ve önce belki bizi yakinen tanımayan dostlarımıza da kendimizi şöyle tanıtıyoruz. El-Hak diye başladığımız ve kim olduğumuzu yaratılışımıza aykırı olmamak kaydıyla şöyle ifade ediyorum. Diyorum ki ben Azize'den doğma, Ömer'den olma, bakir bir ailenin bir evladıyım. Yoktur sizlerden farkım. Elim gibiyim. Eğilmediğim, eğilmeyeceğim. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda beş kez eğilmekten kaydım. Yunus gibiyim. Kullarda hep hak karar veriyorum. Mevla gibiyim. Asla hiç gitmem. Dik durur. Dikilişim vardır, tavrım vardır. Hazreti Hüseyin Efendimiz gibi. Cesaretim vardır, yiğitliğim vardır, hasretim vardır, muhabbetim vardır. Hazreti Ali Efendimiz'e arzum vardır, onun zülfikarına. Ben biliyorum ki ben ezanla geldim, selayla gideceğim. Muhabbetten gayrısına yoktur ihtiyacım. Ve tevekkülden başka yoktur herhangi de bir gayrı. İnsanlardan dua ister, bir galip kul olarak hizmet etmeyi yeğlerim. Bu böyle bilindikten sonra evet, bugün bir anlamlı bir meselenin toplantısını yapıyoruz. Kültürümüzün, inancımızın manevi sütunlarını anlamamız, anlatmamız, Amasya ve ilçeleri, Alevi ve Vakıf ve Dernekleri birleşenlerin sayesinde olmuştur. Bu sebeple vakıf ve derneklerimizin başkanları ve yöneticilerine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Değerli canlar, Hacı Bektaş Veli gibi saygın kişiler madden aramızda yoklar ama manen kalbimizde yaşıyorlar. Onları anarak, anlatarak
biz de yaşatmalıyız. Varlıklarını hatırlatarak birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Bizim de diğer milletlerin de bu şekilde manevi büyükleri, yol önderleri vardır. Zaten insanlık ailesi de böyle muhterem şahsiyetlerin nasihatlerine kulak verdiği için varlıklarını, birliklerini, muhabbetliklerini devam ettirirler. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, yani UNESCO, her yıl bir anma kutlama kararı almaktadır. UNESCO'nun 40. Genel Konferansı'nda alınan kararlar doğrultusunda bu yılda Hacı Bektaş Veli'yi yıl olarak kabul edilmiştir. Biz de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750 yıl dönümünde, yılıncı döneminde anıyoruz. Bir büyüğümüzü anmak mutlaka çok önemlidir. Onları hatırlamak çok mühimdir. Ancak büyüklerimizi aklımızda, gönlümüzde, sözleriyle, davranışlarıyla yaşattığımıza göre benim için onları anlamaktan daha ziyade, anmaktan ziyade anlamak önemlidir. Çünkü hem bizim hem bütün insanlığın Hacı Bektaş Veli'yi anlamaya çok ihtiyaçları vardır. Hacı Bektaş Veli Hazretleri Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi'nin 12. yüzyılda bugünkü Kazakistan topraklarında yaktığı meşaleyi Anadolu'ya taşıyan Horasan erenlerinin büyüklerindendir. 13. yüzyıldan günümüze ulaşan birleştirici bir gönül ve yol büyüğümüzdür. Moğolların Anadolu'yu kasıp kavurdukları dönemde Ahi Evren Hazretleri ile kurdukları ahilik teşkilatlarıyla Türk milletinin ümidini canlı tutan manevi önderlerimizdendir. O, Türkistan ile Anadolu arasında gönül köprüsü kurmuş, Türkistan'dan akın akın Anadolu'ya göç eden Türklere kılavuzluk etmiştir. Dergahını bir eğitim yuvası olarak kullanmış ve milletimizi irşad eden talebeler yetiştirmiştir. Böylece kültürlerin, inançların buluştuğu, kaynaştığı Anadolu'da Türk milletinin kalıcı olmasını temin etmiş, onun yaşadığı dönem son dönem karışık ve burhanlı bir dönemdi. Anadolu bir yandan Moğollar tarafından istila edilmiş, diğer taraftan Haçlıların saldırısına maruz kalmıştı. Kan ve gözyaşının yaygınlaştığı dönemlerde insanların sevgiye, barışa, hoşgörüye hasret duyduğu dönemlerdir. İşte Hacı Bektaş Veli Hazretleri öldürmenin, kan dökmenin sıradanlaştığı o dönemde incinsen de incitme diyerek sevgiyi, barışı, hoşgörüyü bizlere tavsiye etmiştir. İnsanı varlığın merkezine koyan anlayışıyla hitap ettiği ve yolumuz ilim, irfan, insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur diyerek insana takip etmeleri gereken doğru yolu göstermiştir. Onun bu anlayışın kaynağı da aslen Kur'an-ı Kerim'in sözüdür. Çünkü Allah da Kur'an-ı Kerim'de insanı yaratmışların en şereflisi olarak nitelendirmiştir. Ayrıca insanı yaratılmış diğer varlıkları korumakla da görevlendirmiştir. Dolayısıyla o da insanın yeryüzünde güzelleştirmek gibi bir sorumluluğunu bizlere hatırlatmıştır. İnsanlarımızın gönlüne tam kurup ortak değerlerimize dönüşmesi ve bu sebepledir ki sözlerinin arasında şiddete, kavgaya, saldırganlığa asla yer vermemiş, daima birlikten, birlikten, kardeşlikten ve sevgiden bahsetmiştir. Bu arada hepimizin bildiği gibi eline, beline, diline sahip ol nasihatiyle bir milletin ana sütunlarının neler olması gerektiğini tarif etmiştir.
birçok kişi Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin bu sözünü edepli olmak anlamında yaptığı bir nasihat olarak aldılar. Ki bir nebze de kesinlikle doğrudur. Oysa Hacı Bektaş Veli burada başka bir kavramı da efendim bizlere hatırlatmıştır. Şöyle ki, bu sözüyle Türk milletinin döneminin tehditleri karşısında sahip çıkması gereken değerlere dikkat çekmiştir. El ya da il, Türk dilinde yaşanan yerdir. Hani derler ya, yaban evden geliyorum, yad evden geliyorum gibi. Buradaki kastettiği yer, Türk dilinde yaşanan yerdir. Yani vatan demektir. Eline sahip çık diyerek yaşadığın yerleri koru, onlar için mücadele et demektedir. Beline sahip çık diyerek ise soyunu, nesebini bil, mutlaka onlara sahip ol, sahip çık demektir. Çünkü Anadolu'ya henüz yerleşen Türk milleti o dönemde hem Haçların hem Moğolların saldırısına maruz kalmış, bunun yanında da diline sahip çık derken, biliyorsunuz diline sahip çıkma özelliği Karaman oğlu Mehmet Bey'in sözüdür. Yani her yerde Türkçe konuşulmasını istemiştir. Yani 1277 yılında ferman yayınlamıştır. Aslında bu sözü Hacı Bektaş Veli Hazretleri Karaman oğlu Mehmet Bey'den çok önce söylemiştir. Dolayısıyla diline sahip çözünü biraz önce söylediğim gibi toplumda hep Karaman oğlu Mehmet Bey'in söylediğini biliriz. Lakin bu sözün asıl sahibinin neyi kastettiyse şudur. Bu sözü söylemesini maksat milletin kimliğini oluşturan Türk dilinin yaşatılması içindir. İşte Hacı Bektaş Veli'yi anmanın yanında anlamak daha çok önemlidir. Demenin sebebi ise budur. Anadolu'nun ruh ikliminde bir yanan sevgi mayası çalarken diğer yandan da kimliğimizi, kültürümüzü unutmamamızı bize hatırlatmıştır. Türk milleti Anadolu'da yüzlerce yıl içinde barış içinde birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyorsa bunun ana merkezi Hacı Bektaş ve Hacı Bektaş dergahının büyük önemi vardır. Çünkü o dergah daima yapıcı olmuş, birliği ve birliği, kardeşliği ve sevgiyi, muhabbeti bizlere hüküm kılmak için nasihatlerde bulunmuştur. Bizler her dönem ve her zaman içerisinde Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ni ve Anadolu erenlerini gönül ruhumuz içerisinde mutlak surette yaşatmamız gerekmektedir. Türk kültürünün manevi mimarlarından Hacı Bektaş Veli gibi bir değerimizi anlamak, anlatmak her zaman çok önemlidir. Sahip olduğumuz her şeyi imkanlarımızı artırabilir. Denizleri aşabiliriz. Dünya dışına çıkabiliriz. Dağları delebiliriz. Ama sahibi olduğumuz hiçbir insan, hiçbir güç bize sevgi, hoşgörü kadar gönlümüzü asla rahatlatmaz. Sahip olduğumuz imkanlar belki bizi tahrip edici de olabilir, yıkıcı da olabilir. Hiçbir şekilde insanlığın gönül huzur olmadan yüzünün gülmesi, gönlünün hoş olması mümkün değildir. İşte Hacı Bektaş Veli Hazretleri insanımızın yüzünü güldürmüş ve kültürümüzdeki, inancımızdaki yerini o şekilde almıştır. Hacı Bektaş Veli gibi bizleri 750 yıllık geçmişe götüren değerlerimizi anlaşılması ve bütün dünyaya anlatılması bizim en büyük sorumluluğumuz olmalıdır. Bu manada Amasya ilçeleri Alevi Vakıf ve Derneklerli Birleşenleri tarafından düzenlenen anma etkinliğinin bu anlamda çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Kardeşliğimizin manevi mimarlarından Hacı Bektaş Veli'nin özellikle genç nesillere tanıtılması, bunun içinde gerekli faaliyetlerin yapılması gerektiğine inanıyorum.
son duygu ve düşüncelerimi söylemeden önce bugün yayınlanan dün akşamki gençlere, Türkiye'deki gençlerle buluşurkenki Sayın Genel Başkanımızın verdiği mesajı da iki kelimeyle beyan etmek istiyorum. Bu gençlik ki Kerbela'da yedi bile kazanmaktansa Hazreti Hüseyin ile şehit olmaya talip bir gençliktir. Bizim mücadelemiz bunun içindir. Bu duygu düşüncelerle Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin ebedi aleme göç edişinin 750. senesinde rahmetle anıyorum. Bu vesileyle milletimize, devletimize hizmet eden, hür ve müstakil yaşamamızı temin eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün büyüklerimizi dualarla yad ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Her şey gönlünüzde olsun.